Arkadaşlar herkese iyi hafta sonları. 23 Eylül Cumartesi günü. Bir Cumartesi günü. Keyifli bir gün. Başlıkta gördüğünüz gibi adam yine kazandı. Dolar 35-36 aşılmayacak. Hayal görmeyin. Şimdi bu video gerçekten önemli olacak. Çünkü ülkede bir enflasyon canavarı var. Ve bu enflasyon canavarına karşı da hükümet politikalarında ciddi anlamda insanların servetlerinin eridiği bir dönem yaşıyoruz. Özellikle işte dolarda, gram altında duran kişilerin aslında enflasyona karşı hala ezildiğini, işte gayrimenkul araba tarafının biraz daha koruduğunu ama özellikle artık onların da durma noktasına geldiğini, artık nakitin değerli bir enstrüman olarak ortaya çıkmaya başladığını görüyoruz. Ve işler değişiyor. Ve önümüzdeki 3-4 ay biz paramızı korumak için enflasyona karşı nereye yatırım yapmalıyız? Paramızı nasıl enflasyona karşı ezdirmeden koruyabilmeliyiz? Bununla ilgili bir video olacak ama işin daha çok siyaset bacağıyla konuşacağız. Şimdi bazen arkadaşlarımız şöyle şeylere kapılıyorlar. Hani ya kardeşim siyaset konuşmayın işte burası ekonomi. Arkadaşlar dünyada her ülkede siyaset ekonomiye yön verir. Hele hele Türkiye'de ekonominin, borsanın, doların tamamen altında yatan gerçeklik siyasettir. Siyasi istikrardır, belirsizliklerdir, muhalefettir, tek parti rejimidir. Yani siyasetin etkilemediği bir ekonomi düşünülemez. Dolayısıyla hani ya kardeşim siyaset yapmayın, işinize bakın gibi boş yorumları hiç kafadan bir kere yapacaksınız. Hiç bu videoyu izlemeyin. Ama gerçekten çok önemli bir video olacak. Hem dolar açısından, hem nakit açısından, hem borsa açısından. Şimdi bunlara geçmeden önce ufak bir duyurum var. Özellikle biliyorsunuz bu yaklaşık 4 aydır İstanbul'da başlattığımız, Çeşme'de yaptığımız. Şimdi de Ankara sözümüz vardı. Allah kısmet ederse 28 Ekim Cumartesi günü Ankara'ya geliyoruz. Bu etkinlik belli oldu. Bugün itibariyle beforethenews.com sitemize koyduk. Ankara'da Prime'da, Tepe Prime'da, Raika'da 28 Ekim Cumartesi günü arkadaşlar etkinlik olacak. Saat 18.30'da. Gerçekten çok keyifli bir yer, çok güzel bir yer. Ailenizle katılabileceğiniz, hanımınızla, eşinizle, tek başınıza katılabileceğiniz, daha çok böyle finansal dostlukların, arkadaşlıkların kurulduğu, gerçekten hem İstanbul bölümü hem Çeşme bölümü inanılmaz keyifli geçti. İnsanlar birbirleriyle tanıştı, eşleriyle arkadaşlıklar kurdular, finans konuştuk, borsa konuştuk, birçok şey konuştuk, eğlendik. Dolayısıyla Ankara çok bekliyordu ve 28 Ekim Cumartesi'ye koyduk. beforethenews.com bölümünden, etkinlikler bölümünden Ankara etkinliğine girip arkadaşlar rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Hatırlatayım, bu sponsorlu bir etkinlik değil. Tamamen insanların ücret verip katıldığı, gerçekten de çok uygun fiyata çıkarılan, eşiyle dostuyla katıldığı çok keyifli bir akşam yemeği. Bunu İstanbul'da da yaptık, Çeşme'de de yaptık. Şimdi de Allah kısmet ederse Ankara'da olacağız. Bir hafta içerisinde de muhtemelen kapatacağız. Çünkü sınırlı kontenjan. Restoranta hani çok kalabalık olmak istemediğimiz için, yani geçen bir kahvaltı yaptık, 200 kişi geldi. Ama genelde 40-50 kişinin, yani akşam yemeğinde 40-50 kişinin üstüne çıkmak istemiyoruz. O yüzden sınırlı kontenjan olacak. Geçen sefer bir hafta içinde kapattık Çeşme'yi. Ankara'yı da büyük ihtimalle bir hafta içerisinde kapatırız. O yüzden rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Şimdi adam yine kazandı. Değil mi? Bunu Muharrem İnce söylemişti. Ama daha bir güzel anlatmıştı. Adam bilmem ne seçimi kazandı. Onu kazandı. Gene kazandı. Gene kazandı. Gene kazandı. Peki Erdoğan'ın şu anda bu kadar ekonomi politikalarında U dönüşü yapmasının sebebi ne? Çok güzel çark etti değil mi? Bir anda hani bambaşka bir hikaye, yani faizi düşürdükçe enflasyonu düşürdüğüne inanan bir cumhurbaşkanımız vardı, ekonomist. Ama şu anda bir baktık ki ortodoks politikalara dönüyor kendisi ve diyor ki işte enflasyonla mücadele edeceğiz, faizi arttıracağız. Şimdi yani 3 ay önce ne diyordun, şimdi ne diyorsun, ama siyaset böyle bir şey. Şimdi bir seçimi kazanmak için geçen sene doları arkadaşlar 20 liranın altında tutmak için harcanan rezervin haddi hesabı yok.
Ne yaptı? Seçimi kazandı mı? Kazandı. Sonra ne oldu arkadaşlar seçimi kazandıktan sonra? Kur sadece 3-4 haftada 20 liradan 27 liraya gitti. Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede 19 yıllık iktidar tekrar bir seçim kazanıyor. Yani baktığınız zaman istikrar devam ediyor. Ama kur 2 haftada 3 haftada %30 devalüe oluyor. Normalde böyle bir şey olmaması lazım. 1. 2. Son Merkez Bankası faiz kararlarına bakıyorsunuz. Bir önceki faiz kararında faiz arttırıldı 500 bas puan. Bir anda dolar kurunu 25.50'ye düşürdüler değil mi? Aa dediler, bir anda bir ortam yaratıldı. Aa, dolar düşecek mi acaba falan. Tabii iki gün sonra aynen gerisin geriye 27 liraya geldi. Şimdi bu faiz artışında şöyle dangalaklar çıktı. Faiz artışı olursa dolar 23 liraya gelir işte, 25 liraya gelir işte falan filan. Ya nasıl bir kafa yaşıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nerede yaşıyorsunuz? Hangi kur 23'e geliyor? Hangi kur 25'e geliyor? Bu faiz artışı gördünüz mü? Faiz arttırdığı halde kur hiç bu sefer aşağı gitmeden direkt hafif yukarı gitti. Şimdi bu aslında neyin sinyali? Artık dolarda aşağı bir beklentiniz olmasın. Geçen bunu bir videoda da hatta işte bir yabancı bir yatırım firması işte Türkiye'de TL tarafın kuvvetleneceğini, short tarafa geçtiklerini dolarda falan filan yersen demiştik. Tabii yiyen olmadı. Arkadaşlar ama bu kurun da böyle 40 liraya 50 liraya gideceğini düşünmeyin. Yani siz önümüzdeki 4-5 ay boyunca dolarda beklediğiniz sürece enflasyona karşı gene yenileceksiniz. Hiçbir çıkarınız yok. Çünkü niye? Bu kuru 34-35'in üzerine atmayacaklar. Belki orayı bile göstermeyebilirler. Ama şu andaki mevcut fiyatın üzerine çekmek zorundalar. Çünkü bu fiyattan hani şimdi gitti Mehmet Şimşek değil mi? Dolaştı yatırımcıları. Sayın Başkan gitti dolaştı anlattı. Sizce yurt dışındaki yatırımcılar hani şunu yiyor mudur? İşte John, işte Martin, ha elhamdülillah bizim ekonomimiz iyi. Elhamdülillah her şey çok iyi. Her şey harika olacak falan. Yerler mi abi? Yemezler. Anladın mı? Adam diyor ki hacı bu dolar olacak mı? Bu 27.5'ta duracak mı böyle? Yani işte ben, yani bizce durmamalı. Fiyat bu değil. Yani ben bu ülkeye dolarımı 27.5'tan bozup getirmem. Yani işte nasıl olacak falan filan. Diyor ki sen bir çek bakalım onu bir yukarı. Bir getir yukarıya. Hem sen de bir rezervini topla. Değil mi? Şimdi artık Merkez Bankası'nın da bir rezerv toplaması lazım. Çünkü ciddi anlamda cari denge bozulmuş durumda. İhracatçı, turizmci ciddi anlamda ülkeye dolar gelmiyor artık. Dolayısıyla bu kur aslında artık ne hükümeti ne de yurt dışından gelebilecek fonları memnun ediyor. Ha, ne yapabiliriz? Bunu çekeceksin 31.5-32 bandına. Buradan yabancıyı getireceksin. Sonra kur 28'lere doğru düzeltecek. Oralarda bir stabilleşecek veya 29 bandında. Yabancı burada işte tahvilden, borsadan, işte Türkiye'deki nimetlerden yararlanacak. Adam da çıkarken aynı fiyata dolarını bulacak. Sen şimdi diyorsun ki oh ne güzel. Adam böyle geliyor. Para sahibiysen böyle pazarlık ediyorsun. Peki şu anda Erdoğan niye çark etti? Çünkü artık Erdoğan'ın bir seçim derdi kalmadı. Niye kalmadı? Çünkü karşısında adam kalmadı. Ha, bence karşısında gene zaten kimse yoktu bu geçen seçimlerde. Ama geçen seçimlerde bir heyecan oldu. Acaba mı dendi? Ama hatırlarsanız o zaman da ilk seçimler böyle hani şey oldu. İkinci tura gittik. Ben o zaman daha sabahın köründe bir tweet attım. Dedim ki ya geçmiş olsun. Yok. Millet işte bana hemen kızdı. İşte algı yapıyorsun hocam, olur mu, pes etmeyelim falan. Lan neyi pes etmiyorsun? İkinci turda hiç kimse yoktu sandıklarda. Ne olacağı belli. Seçim bitti. Kılıçdaroğlu seçimi kaybetti değil mi? Gördünüz mü altılı masayı ne hale geldi? Altılı masa 46'lı masa oldu değil mi? Bir anda masa dağıldı. O ona kızıyor, ona kızıyor. Şimdi ona. Arkadaşlar bu seçim CHP'nin çok büyük oy kaybettiği aslında inanılmaz siyaset başarısızlığı dolduran bir sürü ufak partinin hiç çıkaramayacakları koltukları aldığı ve şu anda da görüyorsunuz CHP'nin içi tamamen karışık. Şimdi bakın ben parti tutan bir adam değilim. Ben koyu Atatürkçü bir adamım.
Bugün zaten Türkiye'de Atatürkçü olan bir adamın herhangi bir partiye sempatisi olması imkansız. Bak diyeceksin ki nasıl ya, CHP Atatürk'ün partisi değil mi? Vallahi değil. Yani adam kurdu ama adamın muhtemelen şu anda kemikleri sızlıyor. Ya en son dangalan biri çıktı, TSK'ya laf söyledi, PKK'yı övdü. Bu adamı partiye alan Kılıçdaroğlu. Arkadan Kılıçdaroğlu yetmemiş gibi adamı koruyan açıklamalar yaptı. Zaten seçimlere giderken de CHP'ye ve muhalefete en büyük kazığı ne attı biliyor musunuz? PKK ile PKK ne boksa iş birliği yapıyor sıfatı esas muhalefeti yıktı. Çünkü AK Parti'nin seçime giderken ki en büyük kozu şu oldu. Hep bak oradan vurdular. İşte ülkeyi bölmek mi istiyorsunuz? Ülkenin bekası bu adamlar. Çünkü niye? Bir anda CHP bunları savunmaya başladı. Bunları savunmak zorunda kaldı. Ve emin olun AK Parti sadece bununla kazandı seçimi. Ya böyle rezalet bir ekonomi. Ama insanlar şunu söylüyorlar. Ya kardeşim ben diyor taş yerim diyor, hiç önemli değil. Yeter ki diyor ülke bölünmesin ya. Buna inanmış bir kitle vardı ülkede. Ha, CHP kazansaydı bu ülke şu anda çok daha mı kötü durumdaydı? Bence çok daha kötü durumdaydı. Bak arkadaşlar, tekrar ediyorum. Ben siyaseti falan seven bir adam değilim. AK Parti'nin politik, bak daha demin ne diyorum? Bu kadar rezil bir ekonomiyle diyorum. AK Parti'nin iyi ya da kötü. Bu adamlar 19 yıldır başta mı abi? Yani Muharrem İnce'nin dediği gibi gene kazandı, gene kazandı, adam gene kazandı. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani şimdi Kılıçdaroğlu'nun, şimdi şöyle düşünün. Kılıçdaroğlu'nun başka biri olduğunu ve Kılıçdaroğlu'nun muhalefet olduğunu düşünün. Kılıçdaroğlu karşısında 19 tane seçim, 10 tane seçim kaybetmiş bir adam olsa demez miydi? Ya kardeşim senin ne hiç utanman, arlanman yok mu? Bu kadar seçim kaybettin. Hala yüzsüz gibi duruyorsun orada diye. Ama kendisi bak CHP'nin başında hala duruyor. Şimdi CHP'nin karşısının içinden birileri çıkıyor falan filan yalanla. Arkadaşlar hiçbir şey olmaz. CHP dağılmış bir durumda, muhalefet dağılmış bir durumda. Dolayısıyla şu anda Erdoğan hayatın en rahat seçimine gidiyor. Ha, burası Türkiye. Önümüzdeki 2-3 ay ne olacağı hiç belli olmaz. Ama şu andaki konjonktürde çok rahat. İşte o yüzden de bu sefer artık ekonomi politikalarında tamamen U dönüşünü yaptı. Ha diyeceksin ki bu doğru bir şey mi? E tabii ki değil. Ama bu siyasetçi abi. Bu adamın amacı koltuğunu korumak zaten. Bak ülkenin hali, geldiği nokta, insanların refahı, Merkez Bankası'nın rezervleri kimsenin umurunda değil. Bak şu anda harıl harıl dışarıda dolar arıyorlar. E niye çarçur ettiniz dolarları 18'de 19'a tutacağım diye bütün doları sattınız, savdınız, bütün Merkez Bankası'nın rezervlerini dağıttınız? KKM ne olacak? KKM üzerindeki riskler, üzerindeki baskı ne olacak? Bakın bir sürü vergi geliyor. Bunları gene biz ödeyeceğiz. Ama şunu demek istiyorum. Biz ne yapabiliriz? Arkadaşlar bir kere şunu yapın. Hani dolar 40-50 olacak diye hiç kendinizi kandırmayın. Bu kurun geleceği yerler 32-35 aralığı. Gene getiriyi arayacağınız nokta belki altın olabilir. Hani şimdi bizim Türk insanımız çok konservatif bir yapısı var. Hani dolar ve altın yatırımı. Borsaya çok fazla bakmıyorsunuz. Bakın diyoruz ki borsayı öğrenin. İnsanlar bilmediği şeyden korkar diyoruz. Borsayı öğrenin ki portföyünüze bir enstrüman ekleyebilin. O yüzden lütfen hani birazcık girip beforethenews.com'daki hem setleri hem daha önce eğitim alan, hiç bu işi bilmeyen insanların eğitimden sonra hayatlarında neler değiştiğini lütfen bir okuyun ve özellikle bir şeyler öğrenin. Artık bugün günümüzde herkes parasını yönetmeyi öğrenmek zorunda. Zorundasın abi. Abi enflasyona karşı eriyorum. Tamam, bir şey yapıyor musun bunun için? Hayır. Erimeye devam edeceksin. Abi işte ama biz çalışalım mı, paramı biriktirelim, bir de paramı yönetelim. Abi konjonktür buysa buna uymak zorundasın. Yoksa işte ya altın alıyorsun ya dolar alıyorsun, bekliyorsun. Bir şey geçiyor mu eline? Hiçbir şey geçmiyor. Ne yapıyorsun? Eriyorsun. İşte o zaman borsa tarafını öğreneceğiz. Borsa tarafında getiri arayabilirsiniz. Diyeceksiniz ki şimdi ya kardeşim bu ekonomik koşullarda borsa. Arkadaşlar bakın bir şekilde zaten iş çok belli. Hükümet ne yapıyor? Hükümet doları baskılıyor.
borsayı destekliyor. Bu hükümet yaklaşık 2 yıldır gayrimenkulü destekliyor. Son 2 yıldır gayrimenkule yatırım yapan kendini korudu, katladı. Borsaya yatırım yapan kendini korudu. Bu adamlarla inatlaşan, yok kardeşim öyle olacak. Kime zararı oldu arkadaşlar? Size zararı oldu. İşte o yüzden bir videoda hani bundan 4-5 ve şu lafı demiştim. İnatlaşmayın. Konjonktürle, piyasayla inatlaşmanın hiçbir size faydası olmaz. Ama ben haklıyım. Haklısın da so what, ne oldu? Para kazanıyor musun? Hayır. Haklısın ama para kaybediyorsun. O zaman demek ki haklı değilsin. O yüzden hani sakın da lütfen bu videoyu yanlış anlamayın. Benim siyasetle hiçbir işim yok. Benim rahmetli dedem Kırşehir milletvekiliydi. 16 sene Kırşehir milletvekilliği yaptı. Kurucu meclis üyeliği yaptı. Ağır ceza hakimiydi. 21 tane kalem kırdı. Ve adam en son milletvekilliğini bıraktı. Kırşehir'den heyetler geldi. Abi bırakma, Halil hocam bırakma, bırakma diye. Dedi ki ben bu saatten sonra anama avradıma küfrettiremem deyip milletvekilliğini bıraktı. Çünkü baktı ki siyaset yozlaşıyor. Siyaset başka bir yere gidiyor. Yani hatırlayın bundan 40-50 sene öncenin devlet adamlarıyla, milletvekilleriyle, hakimleriyle, savcılarıyla şu andakilerin devlet millet aşkı aynı mı? O zaman insanlar milletvekilliği yaparmış, bakanlık yaparmış, adamların hiçbir şeyi yokmuş. Şimdi milletvekilliği yapan, bakanlık yapan adamların arkadaşlar servetlerinin haddi hesabı yok. Bugün bir imamın bile son model Mercedes'te geziyorlar. Bu nasıl devletçilik, nasıl milletçilik? İşte o zaman da kaldı. Şu an değişti. Ne yazık ki. O yüzden lütfen arkadaşlar piyasayla inatlaşmayın. Kendinize biraz değer katıp paranıza değer katmaya çalışın. Ve emin olunuz da önümüzdeki 3-5 ay hani bu doların böyle 40'a 50'ye falan gideceği yok. Ha gitti ne olur? Gene hiçbir şey olmaz. Gene enflasyon patlayacağı için sen gene reel anlamda enflasyona karşı paran yenilmiş olacak. Yani dolar 40 lira olsa da bir şey değişmeyecek. Bu sarmal bu şekilde gidecek arkadaşlar. O yüzden herkese kolay gelsin. Yarın daha güzel bir video çekeceğim. Algoritmalarla ilgili. Onu mutlaka izleyin. Algoritmalar, robotlar. Yarın Allah kısmet ederse güzel bir video paylaşırız.